Evet, Mitsubishi L200'ün malzemeleri yavaş yavaş yıkanıyor. Rektifiyeden malzemeler geldi. Mitsuba Japon takım conta. Şöyle bir odaklayayım size. Götze Nural piston. Nural gömlekler, silindir kapağının yenisi, Asahi silindir kapakları, hiç sıkıntı olmayan bir silindir kapağı. İsmine bakmayın, üretici firma %100 yerli. Erimiş silindir kapağı. Değişen malzemeler. Siboklar, her şey değişti. Ya Allah, bismillah. Hasan, kaçta geldin lan işte? He? 9:30 mu? 10'da geldin yavrum. Doğanlıktır, yerden vakit kaldı. Hangi saate bak? Gözlerin yarım saat erken gösteriyor demek ki. Hasan, çok arazi oluyorsun, haberin olsun ha. Duydun mu beni? Bilsene abla, bekle ya. Arabanın içinde otur, arabanı yapacaklar. Balans keçelerini değişiyoruz. Motorun balansını alan millerin keçesi. Eskisi, yenisi. Yerinin temizliğini yapıyoruz. Ön gran keçesi. Buraları temizleyeceğiz. Ondan sonra balansın diğer keçesi. Bir ufak, bir büyük balans keçesi.
3 kilograma sıkacağız. Kırangımızın keçesini de çakalım. Buranın keçesini çaktık balansın. Silikon sürülecek yerler var, sıvı conta. Bir de balayı sürülecek yerler var. Bazı insanlar balayı sürdüğümüz için bizi kötü yorumlar yapmışlar. Arkadaşlar, bütün Japoncara, Korecilere gidin. Göster burayı. Buraya, buraya, buraya. Balayı sürülür arkadaşlar. Şimdi balayı sürüyoruz. Bu şekilde contaya iyice yedirilir şöyle. Yedirildikten sonra conta alınır. Yedirdik. Şurada bekleyecek. Hemen öbürüne sürelim. Şöyle donduktan sonra yapıştıracağız. Bunu da asıyoruz. Evet, bu şekilde yapıştırdıktan sonra diğer kısma çok ince bir silikon, ondan sonra yerine takacağız. Fluence'in askrotları değişiyor. Alpas'tan Opel Astra'nın 4 teker balatasını değişiyor. Bugün şansımıza enjektörü bozuk araba. Enjektörü bozuk araba. Motoru yapılıyor. Motoru topluyoruz. Hamido. Arka keçeyi taktım. Ön flanşı takalım hemen yağ pompasını. Balığı kurudu mu? Kuruduysa hemen yapıştırayım. Yeah.
İncelen bir silikon sıvı conta. Yallah postalayacağız yerine. Koş iki tane al gel. Koş. Arada da gel. 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 Şunları. Gel. Arada da gel. Tak arkasını. Komple takarız gibi geliyor. Şunun karşısında da. Bıçak getir bakayım. Nerede bunun başka civata kutusu? O var mı? Onu yok. Ver. Getir abisi. Şu civata kutularını. Hepsi var. Birleştirsene abisi ya. Bir kadın ne bunlara? Evet. Hava boşluğu zaten. Getir abi. Getir abi. Hava getir. Abisi boyları hepsi ne oluyor? Ayağın biri buna giriyor oğlum. Şunun iki civatasını ver bana. Takım contanın içinde şu var mı Hamido? Bak bakayım. İki tane. İki tane. İki tane yavrum. Bu bitti mi? İki tane. Bunu 10 tane var işte, bunu 10 tane. Tamam. Var mı? Var mı? Var. Sıyıralım, şunu değiştirelim. Bıçak ver. Bıçak ver Hüseyin. Thank you.
şu süzgece bir hava vuralım. Onu sıkma abisi. Yağ pompasının süzgecinin ayağı geliyor. Ver ver ver, hemen tava tutalım. Burada dek gelmiyor ki şöyle. Tamam. Marayı götüreyim mi? Yok. Motor yağı sürsen ne olur? Konta nerede? Şimdi kartelin o iki civatasını zor takacağız. Dur bakalım, zor takılmazsa. Takılır ya. Takı zor olur mu? Karterin civatalarını hazırlayın. Hepsini şuraya koyun. Yok yok, bakarız şimdi. Yine o Alman sirkonya çok güzel oluyor. Saldır Hüseyin, saldır. Neyse, takılırım. Ben takılmaz dedim. Allah'ım da sesli. Bana. Versene. Dayansın bırak Hüseyin. Abi boş. Boş tamam mı? Tamam. Sonra biraz daha sıkalım. Tabağın içinde o civatalar vardı.
tefeciyle konuşacağız şimdi. Bir tane buraya tutturmuş işte birinci. Sıfır. Anahtar bile değmemiş. Burası da boş. Büyük takoz hazırla, kalplerin altına. Çok az oldu. Burada koyup, bak onu da koyarsak olur abi. Dur. Şu köşeye kadar çekelim. Motoru dengede tutmamız lazım. Ters. Ters. Bakacağız. Dur bir dakika. Tapa var ya. Şuraya bir şey koysak. Tapa falan olur. Çekiç ver, az tıklayalım. Motoru toplamak var ya, en fazla bir saat de. Silindir kapak çantasını verin bana. Takım çanta orada. Şuna bir tane Boston'un ver. Motoru bir çevirelim. Piston yüksekliklerine bir bakalım abisi. Mesela yeni eski. Yenisini ver abisi. Yeni yok. Var abisi var. Yenisi olmaz olur mu? Hamido çıkarmış oradan. Hamido. Hamido'ya sor. Hamido, silindir kapak çantasını mı yaptın aşkım? Yerini niye değiştiriyorsun ya? Şimdi senteye
Bir dakika. Şöyle yapalım. Hafif bir alalım. Heh. Breh 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 breh. Nasıl parlıyor? Nasıl parlıyor? Üf. Bir de benim telefon odaklasa. Evet. Mitsubishi L200'ümüzün motoru yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Getir contayı aşkım. Hamido kurban. Hamido öyle değil bebek. Şu lokum gibi silindir kapağını bir çıkarır mısın Allah aşkına? Ters çevir. Dur şuraya ters çevir. Heh. Asahi silindir kapakları sinemalarda. Lokum lokum breh breh breh. Şu sibobun buraları bir sil aşkım. Hacı Bekir bile böyle lokum gibi olmuş mu acaba ya? Silindir kapak çıvataları. Peki de dünyanın en kısa silindir kapak çıvatası olan bir motor. Bu kadar küçük ya. Değil mi? Evet. Bunlardan pul çıkmadı değil mi Hamido? Yok. Tamamdır. Yavaş yavaş motorumuz şekillenmeye başladı. Silindir kapağının cıvatalarını 2 kilogram 3 kere 90 sıktık dereceye. Evet. Eksentrikleri takmaya başlayalım. L200 Jeep'in siboplarında şöyle şapka var arkadaşlar. Şöyle şapka var. Hepsini taktım. Boydan boya. Şimdi şurada çukurlu bir cıvata var. Ona şu giriyor. Normalde yağlı itecekte olsa da olurmuş. Ama yağ, kuru yapmışlar. Biz bunun sibop ayarını da yapacağız arkadaşlar. Güzel bir sibop ayarı çekeceğim inşallah. Gördüğünüz gibi. Efendim. Gittin geldin öbür tarafa mı gittin geldin? Öbür tarafa derken? Bostancı'ya gittim geldim. He, ben öbür taraf şeyden bahsettim ya. Bir tane de can kapağı aldım. İyi etmişsin. Ya abi, işte adamları mutlu etmek lazım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Yok, öbür tarafı takacağım şimdi. Gel.
Horozun biri neredeymiş ha? Şöyle bir tane daha. Bak bakayım oraya. Bu. Tamam Hüseyin'e. Zaten geçirirken yumuşaklığını sen de sövseydin. Fabrika beyaz boya sürmüş. Yanlış takma şansın yok. Eksentriğin hiçbir civatasını sıkmadım. Sebebini söyleyeceğim size. Eksentrikle grangın sentesini almazsanız sibobu yamultabilirsiniz. Ben de senteye aldım. Eksentriğin işareti burada. Pompanın işareti burada arkadaşlar. Pompa şurada. Grang ise hem boya sürmüşler hem de dibinde kanal var arkadaşlar. Gösteriyorum size. Şurada kanal var. Balans kayışını, trigger kayışını, her şeyini çok yakın tarihte değiştirmiş arabanın sahibi. Devirdayın pompasını da yeni taktırmış. Daha yazıları üzerinde Mayer marka taktırmış. Onun için devirdayın pompası, triggerini falan değiştirmiyor bize. Çünkü yeni. Gerçekten yeni. Bilyalar, milyalar, Hacı Bekir lokumu gibi kayış da yeni. Onun için bu şekilde. Şimdi senteye aldık. Eksentrikte krangı üstü sıkacağım. L200 pick-up'ımızın sentesinin son haline bakalım arkadaşlar. Balansın sentesini göstermiştim. Yine gösteriyorum. Balansın bir tanesi buraya geliyor. Bir tanesi buraya geliyor. Krank buraya geliyor demiştik. Hem şurada işaret var. Hem ta dip tarafta var. Hem de boya var. Bunları tamam dedik. Pompamız burada. Eksentriğimiz burada. Her şeyimizi taktık. Kayışın takılış şekli bu. Gördüğünüz gibi. Şimdi otomatik gerginin pimini çekiyorum. Çektim. Kayışımız gerildi. Kayışı oynatıyorum. Tekrar oynatıyorum. Kendi otomatik ayarlıyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hiçbir şey yapmadan direkt bunu sıkacağız. Bunları sıkacağız. Bunları ve bunu sıkacağız. Bu kendisi otomatik ayarlıyor. Artık hiçbir şey yapmayacağız. Enjektörler motorun içinde kaldığı için motorun içinden de rekor yapmışlar. Enjektörler gevşek iken bu rekorlar takılacak. Pulları üzerinde, bakır pulları. Delikli civata. Bunları tutturduk. Boşluğunu alacağız. Ondan sonra enjektörlerin üst civatalarını sıkacağız. Buraya bir tane rekor takılıyor enjektörlerin. O da buradan aşağı iniyor. Mazot pompasına doğru gidiyor.
Burada sarı pul var mıydı? Var ya, işte iki tane. Ver sarı pul. Bu küçük. Evet. Ondan sonra sıvı ayarını yapıp üst kapağını takacağız. Arkadaşlar, sıvı ayarını yaptım. Sıvı ayarı bunlarda emme ile egzoz aynı anda yapılıyor. Birinci silindirin egzozu, egzoz üzerinden gidiliyor arkadaşlar. Birinci silindirin egzozu basıp havaya kalktığında dördüncü silindirin emme ve egzozu yapılıyor. Birden sonra üçüncü silindirin egzozu aşağıya basıp kalktığında arkadaşlar ikinci silindir yapılıyor. İkinci silindir yapılıyor. Sonra üçüncü silindirin, dördüncü silindirin egzozu basıp kalkıyor. Ondan sonra yani basıyor. Tam depoya vardığında birinci silindir yapılıyor. Ondan sonracığımız arkadaşlar ikinci silindirin egzozu basıp yukarıya tamamen kalktığında üçüncü silindir yapılıyor. Ama üçüncü silindirin hem emmesi hem egzozu yapılıyor. Şu anda sentede yapılması gereken göz dördüncü silindirin, şu şekilde göstereyim. Bunların sıvı ayarları ikisi bir yapılıyor. Sıvı ayarını bitirdim. Turbosu takıldı. Yağsu kütükleri takıldı. Şarj dinamosu takıldı. Kayış gergi kütükleri yavaş yavaş toparlanmaya başlandı. Neredeyse yerine takılacak vaziyete geldi. Bir üst kapağını takacağız. Bunların enjektör içinde olduğu için tabii ki haliyle arkadaşlar iki tane boru geliyor buradan. Şuralarda delikler var. Burası kapalı. Bu deliklerden eksentriğe yağ fışkırıyor. Karşılıklı iki tarafta var. Enjektörler keçesi perişan vaziyette. Üst kapak lastik contası. Yenileri burada. Şimdi hepsini çakacağım. Contayı da takıp motorumun üzerine yerleştireceğim. Lastiklerimizi değiştik. Keçelerimizi değiştik. Enjektör keçelerimizi değiştik. Üst kapak lastik çantamızı değiştik. Ve motorumuzu yavaş yavaş son aşamasına getirdik. Bu aracın motorunu neden bu hale geldiğini göstermeyi unuttum size. Bu aracın 10 liralık bir L hortum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 liralık bir L hortum yağ soğutucusunun yukarıdan bir hortum geliyor. Aşağıdan da bloka gidiyor. Şu gördüğünüz avucumun içinde 10 liralık bir hortum patlıyor. Motorda su anında boşalıyor. Aracın sahibi farkına varamıyor. Ve araç yüksek hararetten kendi istop ediyor. Biz de motorunu söküyoruz. Motor yerine attık. Hamido, çivatalar tam tuttu mu? Zinciri al abisi. Hamido, ısıt abisi. Bas. Şükürler olsun Rabbime. Emeğimizin karşılığını aldık ya. Çok az gaz ver, çok az. Ver. Tamam, dur. Sıvı ayarını da jilet gibi yapmışım maşallah. Yağ daha yukarı gitmedi. Hava filtrelerini falan öylesine koydum. Motorun sesini duyalım diye. Hamido, istop et la. Bas ula. Maşallah, maşallah, maşallah. Kibrit gibi, maşallah.
Alo balata spreyin orada. Süper. Alparslan yorulduk ama emeğimizin karşılığını aldık. Evet arkadaşlar. Mitsubishi L200 jipimizin motorunu bitirdik. Bir sonraki videomuzda inşallah kaç lira tuttuğunu söylerim çünkü daha fiyatlandırmadık. Motor kaputunu falan takalım abisi. Şanzıman yağ çubuğunu da tak. Bıra. Ha? Ses yok usta. Ha, güzel. Harika.